Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşeda. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Tevbe başlığı altındayız. Sıradaki hadisimiz 15 nol hadis. Van Ebi Hamza'da, Ebu Hamza'dan Enes İbn Malik'in el-Ansariyi, Enes bin Malik, Khadimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi, onun yakın hizmetinde bulunan bu mübarek sahabi radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lallahu afrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum. Allah kulunun tevbesine daha çok sevinir. Kesinlikle Allah kulunun tevbesine daha çok sevinir. Neyden daha çok sevinir? Yine Hazreti Peygamber'in bir misal vermek üzere olduğunu görüyoruz. Çünkü o son derece iyi bir eğitimciydi ve anlatmak istediğini, vermek istediği mesajı, bilgiyi gah örnekleyerek, gah teşbih yaparak, gah tam da hayatın içerisinde bir şeyler yaşanmışken o yaşanılan şeyler üzerinden halihazırda duygular hepsi o moda girmişken hemencecik taşı gediğine koyarcasına mesajını veriyordu. Burada da Hazreti Peygamber'in Allah Azze ve Celle'nin kulun tevbesine sevincini anlattığına şahit oluyoruz. Ama bu sevinci kullar tarafında bilinen bir sevinç üzerinden anlatacak. Öyle ya, bizim hayatta yaşadığımız pek çok sevinçli sahneler var. Bunlardan muhtemelen en güçlü, en büyük, en çok sevincin yaşandığı bir anı seçip Allah Azze ve Celle'nin bundan daha fazlasına, Cenab-ı Hakk'ın bundan daha fazla sevindiğini ifade edecek. Bakınız şöyle buyuruyor, salat ve selam üzerine olsun. Lallahu afrahu bi tevbeti abdihi. Allah kulunun tevbesine, onun Rabbine dönüşüne daha çok sevinir. Min ahadikum, sizden herhangi birinizden. Sakata ala ba'irihi ve kad adallahu fi ardi felatin. Vaktiyle çölde kaybettiği devesini bulduğu zamankinden, diyelim ki vaktiyle kaybetmiş, ara ara bulamadı ama sonra birdenbire deveyi gördü, yetişti, yakaladı. Ne kadar çok sevinir. Çünkü Hazreti Peygamber onların nazarında devenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyordu. O gün için deve, hatta Hazreti Ali'ye لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا, Allah'ın seninle bir kişiye hidayet etmesi خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, kızıl tüylü develerden senin için daha hayırlıdır. Orada da aynı şeyi görüyoruz. Çünkü bunlar onların nazarında son derece değerli mali varlıklar. O bakımdan bir kimse devesini kaybedip de sonra bulduğunda müthiş sevinir. Allah'ın elçisi onların bildiği bu sevinç üzerinden tarif etti ki Allah Azze ve Celle kulun dönüşüne ondan kesinlikle daha çok sevinir. Muttefakun aleyh. Bu hadis muttefakun aleyh bir hadis. Yani hem İmam Buhari kitabına almış, hem İmam Müslim bu hadisi kitabına almaya değer görmüş. Dolayısıyla hadisin isnadı Resulullah'a ait olma ihtimali bakımından son derece güçlü bir rivayet. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. İmam Nevevi Müslim'deki bir başka rivayette, ki rivayet tarikleri değiştikçe aynı hadisin lafızları da değişir. Yani anlatım biçimleri, söz dizgileri, kurulum cümleleri değişir. Çünkü onlar manayı bize aktarıyorlar. Lallahu eşeddu farahan bi tevbeti abdihi. Allah kulunun tövbesine kesinlikle daha şiddetli sevinir. Deminkinde daha efrahu, daha çok, bu kez şiddet kelimesi. Daha şiddetli kulunun tövbesine Allah çok daha şiddetli sevinir. Hîne yetûbu, bu ifadeler yoktu öncekinde. Hîne yetûbu, tövbe ettiğinde Allah kulunun tövbesine daha şiddetli sevinir. Hîne yetûbu ileyhi, kul Cenab-ı Hakk'a tövbe ettiğinde. Kimden daha çok sevinir? Min ahadikum, sizin birinizden. Kâne alâ rahiletihi, ki o kişi devesinin üzerindeydi. Bi ardin felatin, bir çöl mıntıkasında. Fenfeletet minhu, derken deve adamdan bağını çözüp kaçtı. Ve aleyha ta'amuhu, devenin üzerinde bir de adamın yiyecekleri var. Ve şarabuhu, ve içecekleri de yine devenin sırtında. Feeyse minha, adam aradı, deveyi yakalamaya çalıştı, olmadı, peşini kovaladı, kaçırdı. Artık deveye ulaşmaktan, deveyi tekrar bulmaktan yana ümidi tükendi. Feeyse minha, yiyecek içecek de devenin sırtında olunca, çölde bu adam açısından Arapların tabiriyle ölüm uykusuna yatmaktan gari herhangi bir çözüm yok. Çünkü yönü de çoğu zaman deve biliyor. Yani devenin gölgesi dahi çölde değerli. Yiyecek içecek de onun sırtında. Şu halde bu kimse sağa sola vuraraktan en fazla kendisini hırpalar ve kötü bir ölümle ölür. Öyle yapacağına ölüm uykusuna yatması onun için daha iyi. Fe'ete şecereten, bu adam öyle yaptı. Bir ağaca, bulduğu bir çöldeki ağacın dibine geldi. Fattaca fi zilliha, ve onun gölgesinde uzandı. Ve kad eyse min rahiletihi, artık devesinden büsbütün ümidini kesmişti. Dikkat ederseniz bu lafızların neredeyse hiçbiri önceki rivayette yoktu. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ, o bu haldeyken, yani ağacın altında artık uzanmış bir haldeyken, اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ, bir de ne görsün, deve gelmiş onun başında duruyor. Muhtemelen o esnada biraz daldı, hafiften uyukladı ve sonra ansızın deveyi yanı başında gördü. Ve devenin de o esnada yuları, dizgini yukarıdan ona doğru sarkık bir vaziyette. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا, hemencecik devenin dizginini eliyle yakalayıverdi. ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ, sonra o kadar sevindi, o kadar sevindi ki sevincin şiddetinden şöyle dedi. Allahümme ente abdi, Allah'ım sen benim kulumsun. Ve ana rabbuka, ben de senin Rabbinim. Ahta'a, hatalı söyledi. Min şiddetil ferahi, sevincin şiddetinden. O esnada duyduğu sevinç o kadar yüksek ki sıralı bu cümleyi Allah'ım ben senin kulun, sen de benim Rabbimsin diyecekken karıştırdı. Sevinç baskı yaptı zihnine, zihni dağıldı ve tam tersini söyledi. Allah'ım sen benim kulum, ben de senin Rabbinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı örnekteki vurguya bakın ki kişinin hatalı cümle kurmasını bile bunun bir parçası kılmış. Dikkat çeksin diye. Çünkü bu yanlışlık hem tebessüm ettirir hem dikkat çektirir ve buna yol açan şey korkunç, devasa bir sevinç. Burada tarif edilen manzaradaki kişi muazzam bir sevinç yaşıyor. Hatırlarsak eğer biz bunca sahneyi bu kişiyle alakalı çölde yaşadığını Hazreti Peygamber'in hikaye ettiği, örnek vermek üzere onların tasavvurlarına sunduğu bu şahsı ve bu resmini için gördük. Bu devasa sevincini anlayabilmek, kestirebilmek için. Tam biz onu kestirmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeminle haber verdi ki "Lallahu eşeddu farahan", Allah'ın sevincinin şiddeti kesinlikle daha fazladır. Bu Cenab-ı Hakk'ın kulunu bekleyen, kulunu esirgemek isteyen, kulunu bağışlamak isteyen, kulu için iyi planını işletmek isteyen, Allah kulları için iyi bir plan ve iyi bir gelecek hazırladı ve onları buna çağırdı. Vallahu yed'u ila darus selam. Allah esenlik yurduna, Darus selama, yani cennete davet ediyor. Vallahu yed'u ila darus selam. Bu Cenab-ı Hakk'ın çağrısı. Kullardan Cenab-ı Hakk'ın çağrısına icabet edenler, bu çağrıya olumlu yaklaşanların tamamı Allah Azze ve Celle onlara hidayet edip bu güzel neticeyle buluşturacak. Ama buna sırtını dönenler Cenab-ı Hakk'a karşı diklenip onu hayatın yaratıcısı ve yaşatıcısı olarak tanımak istemeyen, hayatta ona saygılı bulunmayı reddeden, saygısızca davranışları yapmayı kendisine hak sayan kimseler, bundan ötürü üzülmeyen, bundan ötürü bağışlanma dilemeyen, hiçbir tevazuya yanaşmayan, yaptımsa yaptım havasında Cenab-ı Hakk'a karşı diklenenler de Allah Azze ve Celle'nin tehdidine, onlar için hazırladığı cehennemine uğrayacaklar, cehenneme varacaklar. Dolayısıyla kul kendi geleceğini, kendi ortaya koyduğu davranışlarla gerçekleştiriyor. Cenab-ı Hak tarafına baktığımız zaman Allah bütün kullarını aslında cennetine davet ediyor. Bu süreçte kul Cenab-ı Hakk'ın çağrısına sırtını dönerse Allah Azze ve Celle hemencecik ondan vazgeçer mi? Hemencecik ona kızar, artık onu harcar mı tabiri caizse? Bu rivayetler gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın kulunun geri dönüşüne olan rızası o kadar yüksek, o kadar yüksek ki en uçtan bile geri dönmenin önünü açmış. Yani ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. Kullar içerisinde en çok günahkar olan, en çok dibi boylamış, günahı en çok işlemiş olanları bile çağırmasından anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle kulları için iyi davetini, onlar için hazırladığı güzel akıbetini gerçekleştirmek hususunda Allah Azze ve Celle'nin rahmeti son derece geniş. Yeter ki kul nerede ve ne zaman olursa olsun, hangi haldeyse bu çağrıyı anladığı, kestirdiği, fark ettiği anda daha fazla öteleyip büyük risk almasın. Çünkü hayat sınırsız değil. Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısız tavır, inatçı bir tavra dönüşürse ve bu artık bir yerden sonra keskinlik kazanmaya başlarsa, o zaman kul kendi akıbetini kendi elleriyle karartmış olur. Yoksa Allah Azze ve Celle kulunu her zaman beklemektedir ve dönüşüne kulunun Cenab-ı Hak çok sevinir. Bu sevinci Allah Azze ve Celle'nin rahmeti olarak anlıyoruz. Nitekim bunun tersi de Cenab-ı Hakk'ın gazabıdır ve intikama yol açar. فَلَمَّا آسَفُونَا, Allah Azze ve Celle esefinden söz ediyor. İntikamna minhum, biz de onlardan intikamımızı aldık. Evet, Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, bu sohbetimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere, Allah'a emanet olunuz.